alanında. Coşkuya ortak olmaya devam ediyoruz. Yanımızda bizlerin de yakından tanıdığı evimizin güzel spikeri diyelim. Eski spikerlerimden şimdi de devam ediyoruz. Ali Nurhan Öztürk abimiz var. Sinemiyeniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Abi geçen gün siz de Kudüs'teydiniz. Orada bir olay yaşandı. Bir tane kardeşimiz oluştu. Oradaki durumu bizzat şahitlik ettiniz. Neler söylemek istersiniz? Şimdi Kudüs'ün Mescid Aksa bütün İslam dünyasının Kudüs'ü Allah Mescid Aksa'yı geçtiğimiz günlerde nasip etti. Kudüs'ü şerifin mübarek Mescid Aksa'yı ziyaret etmek. Tabii biz daha önceden planlamıştık ama 14 Temmuz'da malum Mescid-i Aksa'nın içinde, mübarek arabasının içinde 3 tane kardeşimizi Siyonist işgalci İsrail polisi şehit etti. Bizim harbimizi kirletti ve 2 gün boyunca Mescid-i Aksa'yı kapattı. Cuma namazı 2 Cuma Mescid-i Aksa'da kılınmadı. Tüm dünyadaki İslam dünyasındaki bütün mescitler açıkken bizim en başta açık kalması gereken mübarek Mescid-i Aksa'mızda 2 Cuma namazı kılınmadı. Çok büyük bir olaydı. Biz de o esnada orada bulunmak durumuyla karşı karşıya kaldık. Rabbimize nasip etti. Ve o kapılara konulan güvenlik adı altında metal dedektörlerden geçip içeri girmeyi kabul etmedik. Ülkeden giden İslamlar olarak oradaki kardeşlerimize destek olduk ve bir ribata ortak olduk. Oradaki kardeşlerimiz namazla ve tekbirle beraber bugün yeni kapıdan işte bu muhteşem coşkumuzun oradaki tezahürünü orada yaşadık. Biz o kardeşlerimize destek olduk. O kardeşlerimiz namazla ve tekbirle birlikte direnç gösterdiler. Elhamdülillah Siyonist İsrail yönetimine, Şam yönetimine geri adım attırdılar. Bu küçük de olsa bir zaferdi ama bu zafer bir başlangıçtı. Bu başlangıç namazla olmuştu. Ve Allah'ın izniyle Siyonist İsrail yönetimi sadece Kudüs'ten değil, tüm Filistin topraklarından sonuna kadar korkuluncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Çünkü şunu Müslümanlar olarak bilmemiz gerekiyor. Kudüs bizim aynamızdır. Kudüs hangi durumdaysa biz İslam dünyasında o durumdayız. Kudüs şu anda eşler altında dünyada hiçbir Müslüman özgür değil. Dolayısıyla özgür olmak istiyorsan, bağımsız olmak istiyorsan, ülke olarak bütün dünyada Müslümanlar olarak Kudüs'ün özgürlüğüne destek vermek mecburiyetini orada gösterdi. Ve bir kardeşimiz Rabbim ona nasip etti. Hemen benim arkamdaydı olaylar esnasında. Ama demek ki onun kalbi ateşmiş. Ve oradaki kardeşlerimiz amin. Mescid-i Aksa'nın razısı dedi. Gerçekten de bir şeref değil. Onun olduğu için. Ama elhamdülillah oradaki kardeşlerimize destek verdik. Ama biz bugün buradayız. Rahatız bulunduk. Ama oradaki kardeşlerimiz hala sıkıntı altında. Tutuklanıyorlar. Öldürülüyorlar ve kendi topraklarından sürgün yemek zorunda bırakılıyorlar. Şu an halkına paramızın üzeri olmasın Müslümanlar. Müslümanlar işte Türkler onlar kendi evlerinin topraklarını sayıyorlar. Ailesi kesinlikle yanlış. Bunu oraya gidenleri görüyorlar. Onunca kendisi bakmamız gereken oradaki kardeşlerimiz. Başkanlarımız yoksa öyle bir şey buluyorlar. Liderlere, yani siyasi liderlere, İslam arasında liderlere, yöneticilere çok görevlilere düşüyor. Tefiklerini bırakacağız, ayrıca bunu bırakacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman İsrail'i geri adımını aslında çok iyi noktadan temas ettiniz. Şu anda da gördüğünüz gibi İslam'la adeta buraya akıyor. Türkiye'nin dört bir yanından Kudüs sevdalılar buraya geldiler. Son olarak buradaki atmosfer için neler söylemek isterdiniz? Muhteşem bir atmosfer. Gerçekten parti partisiz herkes, bütün sivil toplum kuruluşları, İsrail'in yapmış olduğu
zulme tepki göstermek isteyen sosyal araştırmalar zannediyorum ki burada sadece insanlar buraya geldi ve ben şuna da inanıyorum, vicdan bu basınlar sadece Müslümanlar insanlığı tanıyan bir yarasıdır. Özellikle tabii ki özel olarak Türkiye'nin Türkiye'yi bekliyorlar. Türkiye çok büyük bir ve şuraya inanıyorum. Şu görüntüyü oradaki kardeşlerimiz bunu istiyorlar. Canlı yayınlardan, televizyonlardan istiyorlar. Ve İyi ki varsınız diyorlar. Bu da çok önemli bir mesaj. Bu mesajın buradan verilmesi de oldukça önemliydi. Bunu da yerine getiriyoruz. Evet, hadi Devam edeceğiz. Ara ara röportajlarımızı almaya devam edeceğiz.